Herkese merhaba. Denesene kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz ozon yağı. Dünyaca ünlü fizikçi Nikola Tesla tarafından bulunduğu söylenen ozon yağı 1900'lü yıllardan beri kullanılıyormuş. O dönemlerde tüberküloz hastalığı tedavisinde kullanılan bu yağ, sonrasında farklı hastalıklar üzerinde tedavi yöntemi olarak kullanılmış. Cildin derin bir şekilde temizlenmesini sağlıyor, gözeneklerin tıkanmasını engelliyor. Antioksidan özelliği sayesinde akne ve sivilcelerin giderilmesini sağlıyor. Düzenli kullanıldığında selülitlerin azalmasını ve gerçekten oluşmasını önlüyor. Egzama gibi cilt rahatsızlıklarına karşı gerçekten çok etkili. Tedavide destek olarak kullanılıyor. Yaşlanma karşıtı olan ozon yağı kır ışıklıkları resmen azaltıyor. İltihapların da çabuk iyileşmesine fayda gösteriyor. Ciltte bazı nedenlerden dolayı oluşan şişkinlik, kızarmalar bunların önüne geçiyor. Güneş yanığı başta olmak üzere birçok yanığın tedavisinde de uygulanıyor. Nemlendirici özelliği sayesinde kuru ciltlere önerilen yağlardan biri. Ağız bölgesinde oluşan uçukların daha hızlı iyileşmesine katkıda bulunuyor. Kan dolaşımını hızlandırarak hücrelerin canlanmasını sağlıyor. Saçların daha sağlıklı görünmesi için elinden geleni yapıyor. Kepek problemini tamamen ortadan kaldırıyor. Saçların parlak görünmesini ve daha çabuk uzamasını sağlıyor. Hiç çekinmeden neredeyse bütün ciltler üzerinde gereksinim duyduğunuz bütün bölgeleri sürebilirsiniz. Saçlara, kaşlara, cildinize tamamen sürebilirsiniz. Egzama oluşan yerlerde. Yani bunu sadece hiçbir şeyle karıştırmadan da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu en güzel, en büyük özelliklerinden biri benim için. Bilinen bir yan etkisi de zararı da yok. Ama yine de test etmenizde fayda var. Bu yağ, özellikle bu yağ ve tabii ki bütün yağları sadece saf olarak sürdükten sonra lütfen güneş ışığına çıkmayın. Gündüz saatlerinde bunu sürmeyin. Özellikle akşamları yapacağınız rutin bir bakım olarak tercih edin. Çünkü güneş etkisiyle beraber zarar verebilir. Sevgili arkadaşlar, bu yağ bütün maskelerinizde, özellikle yaptığınız, evde yaptığınız, doğal olarak ürettiğiniz kremlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zaten elinizin altında bu yağ varsa diğer yağlar gerçekten artık ilginizi çekmeyecek. Hadi şimdi önce bir maske yapalım, sonrasında da güzel bir krem yapalım. Kil maskesi hazırlamak istiyorum. Bütün ciltler üzerinde faydalı olan, gerçekten çok ama çok işe yarayan, yüzyıllardır kullanılan, en ucuz malzememiz olan kil. Kil, ozon yağı, su ya da gül suyu kullanacağız. Hepsi bu kadar. Hadi hemen yapım aşamasına geçelim. Sevgili arkadaşlar, ilk malzememiz tabii ki kil. Rahatlıkla aktarlarınızda, internette ya da eczanelerde bile var, büyük marketlerde var. Eminim ki rahatlıkla bulabilirsiniz. Hem de çok ucuza bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hemen bir yemek kaşığı şöyle tepeleme alıyorum. Ben gül suyu kullanacağım. Gözeneklerin açılmasını sağlıyor biliyorsunuz. Son derece güzel bir temizleme malzemesi olarak kullanıyoruz. Çok faydalı cilt üzerinde. Eğer evinizde varsa gül suyu kullanın. Eğer yoksa normal içme suyu da kullanabilirsiniz. Ve sevgili arkadaşlar, şunu da belirtmem gerekiyor ki kilin özelliğinden dolayı değişkenlik gösterebilir. Onun için suyu ya da gül suyunu kontrollü olarak kullanın. Yani ilk başta bir yemek kaşığı kile bir yemek kaşığı gül suyu koyuyorum. Sonrasına bakacağız. Hemen yağımızdan şöyle bir çay kaşığı hemen ilave ediyorum. Ve sevgili arkadaşlar, şöyle bir karıştırıyoruz. Ve evet, dediğim gibi
kilin özelliği değişkenlik gösterebilir. Hemen üzerine şöyle bir yemek kaşığı kadar daha gül suyu ilave ettim. Toplamda 2 yemek kaşığı gül suyu ilave etmiş olduk. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Tam sürmek için ideal bir kıvam elde edene kadar sıvıdan ya da kilden ilave edebilirsiniz. 1-2 dakika bekledikten sonra hemen kullanabiliriz. Ve işte sevgili arkadaşlar, kil maskemiz hazır. Şimdi hemen uygulamaya geçmek istiyorum. İsterseniz bir fırça yardımıyla nasıl rahat ederseniz o şekilde uygulayabilirsiniz. Ben bir spatula yardımıyla süreceğim. Şöyle alttan yukarıya doğru temiz olan cildinizi uygulayın. Tabii ki çok fazla göz etrafına girmeyin sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu yaptığımız karışım miktarı yüzüm, boynum ve hatta biraz da dekolte bölgesine gayet yeterlidir. Sevgili arkadaşlar, bu şekilde 15-20 dakika kadar bekleyin. Öncesinde ılık, sonrasında buz gibi bir suyla yıkayın, gelin. Ve sevgili arkadaşlar, şimdi de hadi hep beraber güzel bir nemlendirici gece kremi hazırlayalım. Malzemelerimiz tabii ki aloe vera, şia yağı ve ozon yağı. Hepsi bu. Bu üç malzemeyle muhteşem bir gece kremi hazırlayacağız. Ve bu gece kremi sayesinde çizgiler, kırışıklıklar, sarkmalar, kaz ayakları, renk uyumsuzluğu, bütün sorunlar ortadan kalkacak. Hadi hemen başlayalım. Sevgili arkadaşlar, ilk malzememiz şia yağı. Neredeyse Hindistan cevizine denk bir yağ ama bana sorarsanız Hindistan cevizinden çok ama çok daha ötede bir yağ. Muhakkak evlerinizde bulundurun. Ben tavsiye ediyorum. Ve hemen şia yağından şöyle, çok fazla hazırlamayacağım sevgili arkadaşlar. Küçük bir miktarda hazırlayacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar şia yağını karışım kabıma aldım. Aloe vera jelimden de şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı ilave ediyorum. Elinizi korkak alıştırmayın sevgili arkadaşlar. Ne kadar çok koyarsanız o kadar güzel bir karışım olacaktır. Hemen ozon yağından da şöyle bir çay kaşığı ilave ediyorum. Sevgili arkadaşlar, güzelce karıştırıyoruz homojen bir kıvam alana kadar. Gördüğünüz gibi rengi gayet güzel, dokusu gayet güzel bir şekil alıyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir krem haline geldi. Ve hemen şöyle küçük cam bir kabın içine alıyoruz. Ve sadece akşamları kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Ve işte sevgili arkadaşlar, yıkadım ve geldim. Tabii ki biraz kızarıklık söz konusu. Biraz sonra geçecek. Tabii ki buz gibi bir suyla şok etkisi yaşattık. Bu da cildimiz için çok faydalı, biliyorsunuz. Ve şimdi hemen şu muhteşem kremimizi uygulamak istiyorum. Hemen şöyle dokusunu göstermek istiyorum sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir krem kıvamında. Ne katı, ne çok sıvı.
Gerçekten çok beğeneceksiniz. Cildimi şöyle iyicene kuruladıktan sonra, tabii ki bunlar önemli ayrıntılar sevgili arkadaşlar. Cildiniz eğer yeni yıkandıysa, özellikle nemliyse, kremleriniz, özellikle retinolleriniz, sevgili arkadaşlar, yarar göstereceğine zarar gösterebilir. Bunlar hep küçük ayrıntılar ama ne yazık ki hayatımızdaki küçük ayrıntılar çok önemli. Hemen uygulamak istiyorum. Maskenin etkisini sorarsanız sevgili arkadaşlar, tabii ki bir gerginlik söz konusu. Cildimde temizlenmiş, nefes almış bir his oluştu. Bunu da ayrıntı olarak söylemek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, bu kremi tabii ki sadece geceleri uygulayacağız. Geceleri temiz cildimizi güzelce uygulayıp ozon yağının cildimizin her yerine güzel bir şekilde dağılmasını sağlayacağız. Göz altı, göz üstü, göz çevresi rahatlıkla kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ve işlem tamam. Hala abone olmadıysanız abone olmanızı, bildirimlerinizi açmanızı, yorumlarda bizlere bilgilerinizi, tecrübelerinizi, fikirlerinizi, eleştirilerinizi yazmanızı özellikle rica ediyorum. Kendinize güzel davranın. Etrafınızdakilere de öyle. Hoşça kalın.